Gelecekte otomobiller böyle olabilir. Hızlı, heyecan verici ve sıra dışı bir tasarım. En azından Paul Bacon için. Alışılagelmiş otomobilleri sıkıcı bulan İngiliz, kendi tarzını yarattı. Çocukken hep 2013 yılında kullanacağım otomobilin buna benzeyeceğini hayal ederdim. Şimdi 2013 yılındayız ama büyük hayal kırıklığına uğradım. Gelecek hayal ettiğimden çok daha farklı oldu. Ben de o zaman kendi otomobilimi kendim yaparım diye düşündüm. Paul Bacon eski bilim kurgu filmlerinden esinlenmiş. Kazmatron onun için geleceği simgeliyor. Ancak 1950'li ve 60'lı yılların geleceğini. Motor dışarıdan görülebiliyor ve şoför de plastik camdan bir kapsülde oturuyor. I think the view of the future. 1950'lerde insanların geleceğe dair beklentileri çok naif ve romantikti. Ay'a seyahat rekabeti sanırım hayal gücünü geliştirdi. Ben de otomobili geleceği bugün hayal ettiğimiz şekliyle değil, o zamanın bakış açısına göre tasarlamayı denedim. Paul Bacon, Cosmotron'u Leicester'daki bahçesinde tasarladı. Genelde burada daha sonra sattığı ya da kiraya verdiği eski bisikletleri tamir ediyor. Şu sıralarda ise bu bisikletle uğraşmakta. Küçükken babam bana bir kaynak makinesi hediye etti. Bir süre sonra bununla bir bisikleti ne kadar çılgın bir şeye dönüştürebileceğimi fark ettim. Bir otomobilde bu 18 ay sürdü. Bisiklette ise sadece 12 saat sürüyor ve sokakta herkes hayran kalıyor. Cosmatron inanılmaz ilgi çekiyor. İlgiden hoşlanan Bacon da sık sık Leicester'da gezintiye çıkıyor. Durduğu her yerde de meraklılar toplanıp onu izliyor. Bu gerçekten inanılmaz. Tıpkı 70'lerdeki Scooby-Doo filmlerindeki gibi. Bu otomobili yapmak 5000 saat sürmüştür. Kesin. Ben de sürmek isterdim. Harika bir fikir. Retro tarzı çok havalı ama aynı zamanda modern bir şey de var. Ben çok sevdim. Cosmatron'un tekniği de modern. İçinde 98 model bir BMW Z3 bulunuyor. Bacon'ın arabayı dönüştürmesi tam 18 ayını almış. Vites, amortisör, her şeyin BMW'den olmasını istedim. Tekniğinde hiçbir şeyi değiştirmedim. Tıpkı fabrikadan çıktığı haldeydi. Ancak bu fiyakalı tasarımı istedim. BMW'de mükemmel bir temel oluşturdu. Bacon, BMW'nin kalan parçalarını da değerlendirmek istedi ve bir bisiklet yaptı. Yedek tekerlek kalan parçalar arasındaydı. Onu arka tekerlek olarak kullandım. Üstünde saatte 50 kilometreye kadar uygun olduğu yazılı. Yani uyması lazımdı. Ayaklarınızla fren yapmanız gerekiyor ama zaten bisiklet çok hızlı gitmiyor. Son derece kullanışsız fakat çok havalı görünüyor. Bisiklete kıyasla Cosmatron daha güvenli ve sokaklara daha uygun. Şimdi Bacon'ın tek ihtiyacı bir müşteri. Geleceğin otomobilinin değeri tam 35 bin euro.